Türkiye'nin bu İnceada, yani Bulgaristan'a yakın bölgeyi askeri bölge ilan ettiler kararnamayla. Evet. Yani askeri bölgede ne demek? Kimse oraya yaklaşamaz. İşte şu kadar, şuradan şuraya kadar. Yani atıyorum 40 kilometre atıyorum. Ne anlama geliyor bu? Çünkü o senin dediğin uçuşlar orada oldu. Şimdi orada niye uçuşlar oldu? Yani Türkiye Ukrayna ile beraber Ruslara gıcıklık veriyor. Yani sen beni İdlib'de sıkıştırırsan. Gövde gösterisi ya, yaptı. Sen beni sıkıştırırsan karşı. Orada bak ben de seni Ukrayna ile beraber artistlik yaparım, şunu şunu yaparım diyor. Tamam mı Türkiye? İkincisi Amerikalıların Ukrayna'da değil ama Romanya'da üs kuruyor. Deniz üssü kuruyor. Köstence'de. Şimdi o üste Amerika'nın yani o üssü kurduktan sonra savaş gemileri Karadeniz'e Montrö Antlaşması'ndan dolayı 1936 Montrö Antlaşması'ndan dolayı bir savaş gemisi Karadeniz ülkelerinin dışından geliyorsa 20 gün kalabilir. Çıkmak zorunda. Bir de belli tonajı var. Şu kadar olması lazım. İşte şimdi İstanbul kanalı ne oldu? Hani kıyamet kopuyordu. Çünkü Ruslar dedi ki bunu yaparsan savaş nedenidir. Yani Montrö Antlaşması'nı delmek istiyorlar. Buradan geçmeyecek çünkü burası Montrö Antlaşması. Kanal şey, Bosfor kanalı dedikleri. Boğaz. Ama diğer İstanbul kanalından geçerse uymayacak 36 anlaşmasına göre Montrö'ye. Dolayısıyla girecek şeyde yerleşecek. Bu Romanya'daki üste. Romanya'nın üstü de Ukrayna zaten biliyorsun. Bir de Gürcistan var. Bunlar hepsi Avrupa Birliği'ne, NATO'ya almaya çalışıyorlar. Rusya bu kadar sert tepki koydu mu? Koydu. Rus medyasında. Yani hani tabii, savaş nedeni vesaire. Aynen. Rus medyası bu.